benden uzun süredir talep edilen bir video. Artık çekmek istedim ve size çok güzel bir çalışma programı hazırladım. Başlamadan önce uyarmak isterim ki uzun bir video olacağı benziyor. O yüzden ben bütün dakikalarda neler anlatıyorsam eğer aşağıya kesitler verdim. Dilediğin dakikaya gidip almak istediğini, öğrenmek istediğini öğrenebilirsin. Ama ben yine de videonun tamamını izlemeni tavsiye ederim. Aynı zamanda videonun sonunda sana %50'lik bir indirim sağladım. Ona da bakmayı unutma derim. Sıfırdan başlayan bir öğrencinin kendi başına çalışabilmesi için ona yol gösterecek nitelikte bir program hazırladım dediğim gibi. Videonun ilerleyen bölümlerinde buna değineceğim. Eklediğim siteleri vesaire detaylı olarak açıklayacağım ama öncelikle evde kendi başımıza dil öğrenip öğrenemeyeceğimize değinmek istiyorum. Tabii ki de öğrenebiliriz. Bunda bir sıkıntımız yok. Sadece önümüzde belirli bir plan program olursa daha rahat ilerleyebiliriz. Elimizdeki kaynakların sağlam olması, anlaşılabilir olması yine bizim bu yolculuğumuzu daha kolay bir hale getiriyor. Birçok öğrenci başlıyor, sonra neyi takip edeceğini bilemediği için böyle bir karmaşa içerisinde kaybolduğu için de pes ediyor, bırakıyor. Zaten ben de o yüzden bu programı hazırladım. Aynı zamanda seçtiğimiz kaynakların dilini de anlayabiliyor olmamız lazım. Yani anlayamadığın bir dil üzerinden, zaten hiç bilmediğin bir dili öğrenmen saçma olur haliyle. O sebeple mesela çok iyi bildiğin başka bir dil vardır. İngilizce olmak zorunda değil. Almanca biliyorsundur, Fransızca biliyorsundur. Başka herhangi bir dile çok yüksek bir şekilde hakimsindir. O dille birlikte İspanyolca öğrenebilirsin. Kaynaklarını o dilde seçebilirsin yani. Bu sana kaynak çeşitliliği sağlayacaktır. Çünkü sadece Türkçe kaynaklara baktığımız zaman az bir kaynak var. Ama eğer böyle bir imkanın yoksa eğer, hani İspanyolca bir kaynağı alıp İspanyolca öğrenmeye çalışmak çok da makul bir karar değil. Eğer belirli bir seviyedeysen, zaten anlatılanları anlayabileceksen, tabii ki de İspanyolca üzerinden İspanyolca çalışmaya devam edebilirsin. Ama sıfırdan başladığın bir şeyi anlamadığın bir kaynak üzerinden götürmek seni yoracaktır, zaman kaybına sebebiyet verecektir. O sebeple Türkçe bir şekilde anlaşılabilir bir kaynak edinmen senin için önemli olur. Türkçe bir şekilde çalıştın, konuyu anladın, mantığını kavradın, cümle kurabilecek hale geldin baktın ki artık direkt olarak İspanyolca kaynaklardan çalışabilirsin. Çünkü zaten yapman gereken şey daha fazla alıştırma yapmak. O sebeple ben yine programımıza daha fazla egzersiz görebilmen için başka kaynaklar da ekledim. Onlarla da ilerleyebileceksin. Ana kaynağımızı edindik diyelim. Artık neyden çalışacağımız, nasıl ilerleyeceğimize dair elimizde güzel bir kaynak var. Geldik bunu çeşitlendirmeye. Çünkü bir dil sadece dil bilgisini çalışarak öğrenilmez. Yani dilin kurallarını öğrendin, cümle yapabiliyorsun baktın. Bunlar illaki güzel şeyler, seni cümle kurabilmeni sağlayacak olan şeyler. Ama dinleme çalışmaları, okuma çalışmaları, yazma çalışmaları da yine dil bilgisi çalışmak kadar önemli. Gelelim programımıza. Ben kendi özel derslerimde ilerlettiğim müfredatı aynen burada da bu şekilde de ilerlettim. Yine renklendirme tekniğiyle İspanyolca kitabımda da, şuradan da göstermiş olayım sana. Bu baskı hali aynı zamanda dijital hali de mevcut. Yine aynı bu şekilde bu müfredatı inceliyorum. Yukarıya geldik bu telaffuz bölümünde. Telaffuzun önemine zaten her seferinde değiniyorum ama sadece telaffuz olarak değil de okuma, dinleme ve dikte çalışmaları da yapabilmen için ekstradan sayfalar bıraktım. Bunların her biri, mesela atıyorum şuradaki okumaya geldiğiniz zaman ya da dinleme, diktelerin üzerine geldiğiniz zaman tıkladığınızda sizi başka başka sayfalara götürecek ve buralarla birlikte alıştırma yapabiliyor hale geleceksiniz. Başlamadan önce dikte çalışması nedir bilmeyenler için onu açıklamak istiyorum. Çünkü çok sağlam, gerçekten çok işe yarayan, verimli bir çalışma ve sıfırdan İspanyolca başlayan bir öğrencinin de harfleri öğrendikten sonra, harflerin çıkardığı sesleri bildikten sonra yapması gereken bir alıştırma. Dikte, açtın bir tane ses kaydını, duydun, dinledin, daha sonrasında neler anlıyorsan artık bunları yazıya dökebilme çalışmasıdır. Birkaç tane ayrı sayfa verdim, her birini incelersiniz ama şurada, şu sağ tarafta ekstra bölümünde benim en sevdiğim sayfa var. Bir oraya gidelim istiyorum. İndiniz birazcık aşağıya. Bunlar her hafta değişiyorlar bu arada. Her hafta girdiğinizde başka metinler göreceksiniz, başka ses kayıtları göreceksiniz. Burada Jose ve Ana şu play tuşuna, oynatma tuşuna bastığımızda bize bir metin okuyorlar. Metni biz göremiyoruz, sadece dinleyebiliyoruz. Ve sen artık neyi duyuyorsan, ne kadarını anlıyorsan senden onu yazman bekleniyor. Öncelikle bir hızlı konuşuyorlar bu şekilde. Daha sonrasında aynı metni bu hızla daha yavaş bir şekilde okuyorlar, seslendiriyorlar. Böylelikle hani iki tane şansın var. Hızlısında duyamadıysan eğer daha yavaşı alıp daha yavaşını dinleyebilirsin. Yine aynı şekilde yukarıyı durdurabilirsin. 2-3 saniye öne çekebilirsin. Bir kelimeyi tekrar tekrar dinleyebilirsin. İlk başladığın zamanlar çok fazla hatan çıkacak. Normal.
Yani bir kelime atıyorum şöyle yazılıyordur, bitişik bir kelimedir ama sen bunu ayrı yazmışsındır. Problem değil, sıkıntı yok. Sen duyabildiğin sürece bunu yanlış olarak saymamak lazım yani. Ya da iki ayrı kelimeden oluşuyordur ama sen bunu atıyorum mesela a kasa şeklinde bir kullanımdır. Ama sen bunu akasa şeklinde yazmışsındır, birleştirmişsindir yani. Bu da yine bir problem yaratmaz. Ya da bazen mesela kuando diye bir kullanım var, tamam mı? Buradaki ku sesini sen gittin ru harfiyle verdin ve kuando şeklinde yazdın. Yine problem değil. Yani zaten buradaki ku ile şuradaki ku aynı sesi çıkardığı için bunu yanlış olarak saymamak lazım. Bunu şu sebeple söylüyorum. Şimdi ilk başlayan bir öğrenci zaten kelimelere hakim olmadığı için, hani kelimeler hangi kelimelerdir, nasıl yazılır bunları tahmin bile edemediği için çok fazla hata işliyor. Bir de buradaki tildeler, yani şu üzerine çizgi olan harfler, bunları yazmadığımız zaman da bunları hata olarak kabul ediyor. Sonra bu kadar çok hatayı gören öğrenci diyor ki, yani yok benim kulağım bozuk herhalde, ben hiçbir şey duymuyorum. Bunun normal olduğunu, çalıştıkça, sen üzerine ekledikçe, kelimeleri öğrendikçe daha rahat bir şekilde ilerleyebileceğini belirtmek için ekstradan değinme ihtiyacı duydum. Ya da son olarak veriyorum, H harfi mesela açığa telaffuz edilmeyen bir harf. Yellow şeklinde bir kelime telaffuz edildi mesela ve sen bunu H'siz yazdın, yellowsuz yazdın. Ya da atıyorum aura dediler. Sen bunu şu şekilde yazdın ama aslında açıyla yazılması gereken bir harf. Problem değil, zaten seslerini dirilmeyen bir şeyi, sesi olmayan bir şeyi duyup da yazmanı bekleyemeyiz. O kelimeyi tanımadığın için, bilmediğin için bunu yazamamış olabilirsin. Buna başlıyorsun. İlk çalışmalardan itibaren kulağını güçlendirebilmek için ne kadar hatan çıkarsa çıksın, ne kadar fazla tekrar etmen gerekirse gereksin bu çalışmaya devam ediyorsun. Çünkü bu çalışma cidden çok verim alabileceğin bir çalışma. Biz ne kadar cümle kurarsak kuralım, ne kadar kendimizi ifade edersek edelim, karşı tarafın bize söylediği cümleyi anlayamıyorsak eğer cevap veremeyiz ve o diyalog, o konuşma ilerlemez. Senin cümle kurabilmen kadar karşı tarafın kurduğu cümleleri de anlaman önemli. O yüzden böyle bu basitlerden başlayabilirsin. Daha sonrasında zaten bizim Türkçe'yi konuştuğumuz gibi onlar da kendi dillerini hızlı bir şekilde konuştukları için o tarafta daha zorlanacaksın ama en azından şöyle basitçe bunlarla başlaman senin için önemli. Mutlaka dikte çalışması yapıyorsun. Bu sayfayı beğenmedin diyelim. Benim favorim senin favorin olacak diye bir şey yok çünkü. Sana başka sayfalar da verdim. Bu sayfalara gidip oradan da çalışmalar yapabilirsin. Baktın çok bunaldın, çok darlandın, ay dinliyorsun, yazıyorsun, bir türlü bir şeyler olmuyor, sıkıldın artık yani. Burada bir şarkı sayfası verdim sana. Hemen gidiyoruz bu sayfaya. Herhangi bir ücret ödemene gerek yok, üyelik oluşturmana gerek yok. Ben sana şimdi adımları vereceğim, onu takip edebilirsin. Şurada direkt go to bölümü var ya, sayfaya git diyoruz. O tarafı seçtik. Eğer çıkmadıysa sende burada aprendiendo espanyol şeklinde en azından İspanyolu bulup bir seçmen lazım. Başka dilleri de çalışabilirsin yine aynı şekilde. Sonrasında İspanyolca çok fazla ülkede konuşulduğu için her ülkeden şarkı var haliyle. İstediğin bayrağa göre, istediğin ülkenin şarkılarını seçebilirsin. Bence İspanya, Madrid İspanyolcası daha sakin bir telaffuza sahip olduğu için İspanya bayrağını gördüm, bir tanesini açtım. Burada karaoke de var. Dilersen açıp hani kendi kendine karaoke de yapabilirsin. Bu da önemli çünkü senin ağzını da alıştırman lazım zaten. Ona da değineceğim birazdan ama seviyeni seçtin. Principiante diyelim, başlangıç diyelim, şimdiden zorlamayalım. Bastın oynamak için. Burada sana hesap oluşturman için ekstra bir şey vermiş oluyor. Dilersen oluşturabilirsin ücretsiz dediğim gibi ama quizás en otro momento, belki başka zaman seçeneğine basıyorsun. Sonrasında bir bakalım istiyorum ona birlikte. Bastım mesela. Sesi de arttırıyorum. Şu aşağıda şeyler gelecek. Şarkının sözleri gelecek. Onu duyup aradaki boşluğu doldurman bekleniyor. Basıyorum. Ya dos décadas, cuatro lustros, 20 años de promesas. Ben hiçbir şey yapmadım. Video kendi kendine duydu. Senin bunu duyup yazman bekleniyor. 20 años dedi. 20 yıl dedi ama diyelim ki bunu duymadın. Şu klavyeden tap tuşuna basıyorsun. Oradan tap tuşuna bastığın zaman gördüğün gibi 20 años şeklinde çıktı. Ama bu tap tuşuna alışma yani. Hani bir duymaya çalış, dinlemeye çalış. Olmazsa şarkıyı sıfırdan baştan başlat. Öyle dinlemeye çalış. Biraz daha eğlenceli oluyor. Sonuçta şarkıyı görüyorsun. Ne bileyim melodisi var. Böyle sadece bir metni dinleyip yazmak gibi değil yani. Ama baştan uyarıyorum, şarkı dinleyip de bunu duyabilmek
herhangi bir metni, zaten yavaş okunan bir metni duyabilmekten çok daha zor. Çünkü zaten bir şeyleri uydurabilmek için işte sesler bölünüyor, içten söyleniliyor, harfler yutuluyor vesaire. Ama diyelim ki hoşuna gitti, çok güzel çalışıyorsun bununla. Bununla yaptığın çalışma diğerine göre daha iyi bir hale getirir seni. Çünkü zaten çok daha zor olan bir şeyden başlamış oldun. Kulağına alıştırdın, aynı zamanda yazıya döktüğün için bunlara alışmış oldun. Yazmaya da alışmış oldun yani. Her ne duyarsan duy, bunu yazıya döküyorsun. Başka şuradaki çalışmalarda mesela senin yazıya dökebilmen için ekstra bir şey yok. Senin onları durdurman lazım. Durduruyorsun, dinliyorsun, yazıyorsun. İlla bu dikteler olmasına gerek yok bu arada. Başka bir yerde metnini de görebileceğin bir ses kaydı duydun mesela. Onları da yine aynı şekilde çalışabilirsin. Yapman gereken tek şey dinliyorsun. Duyduklarını yazıyorsun. Daha sonrasında birkaç kez daha dinleyip kontrol ediyorsun. İlk duyduğunda hepsini yazmanı bekleyemeyiz zaten. Dinledin mesela, bir kere dinledin, bir şeyler yazdın, aralara boşluk bıraktın. Hani orada bir şey var ama duyamadım diye kendine bir haberdar etmiş oldun. Bir kere daha dinledin, oradaki boşluğa bir kelime daha yazdın mesela. 50.yi dinledin, 60.yi dinledin, artık bir şablon çıkardın. Ondan sonra da gidiyorsun, doğru olan metine bir kontrol etmiş oluyorsun. Bir bakıyorsun yani gerçekten duyabilmiş misin? Kulağın ne kadarını duymuş, yoksa uydurduk mu? Ya da hiçbir şey duyamayıp pes ettik mi? Öyle yapan öğrenciler de var mesela. İşte alıyor, aman diyor, hiçbir şey duyamadım zaten, geçip gidiyor. Sen bunu zaten kimseye kontrol ettirmeyeceksin yani. Yani kendi kendine yaptığın, kendi kendine bir çalışma, kontrol mekanizmanı kendi kendine sağlayabileceğin bir şey. Kimden utanıyorsun? Yaz sen, kafana göre yaz, istediğin gibi yanlış yaz, hiç önemli değil. Yeter ki duymaya çalış. Sadece dinlesem olmaz mı? İlla yazmamız gerekir mi? Gibi sorular da gelebilir, hemen onu da cevaplamış olayım. Diyelim ki ben Çince öğrenmeye başladım, tamam mı? Çok da fazla da bir bilgim yok, işte 3-5 ne yapıyorsun, nasılsın, neredesin falan, o tarz şeyler biliyorum. Açtım kulağımda. Bir yandan da ev işi yapıyorum. İşte ne bileyim, mutfaktayım, yemek yapıyorum, evi süpürüyorum, çamaşır katlıyorum ya da koşuya çıktım mesela, koşudayım, dinliyorum falan. Bir süre sonra ne olacak biliyor musun? O Çince gerçekten bir Çince'ye dönüşüp uzakta geçen böyle bir ses haline gelecek. Ve sen kim bilir neler düşüneceksin o arada yani. Hani düşüncelerin bambaşka yerlere kaymış olacak. Zaten anlamadığın bir şey orada dönüp duruyor çünkü. Yazmaya çalıştığın zaman kulağını daha çok kabartıyorsun. Gerçekten anlamaya çalışıyorsun, duymaya çalışıyorsun yani. Sadece dinlemiyorsun. O yüzden evet, yazman lazım. Yazacaksın, güzel güzel çalışacaksın. Sonra da faydasını göreceksin zaten. Gelelim okuma çalışmalarına. Şimdi okuma çalışmalarını nasıl yapacağız? Şöyle yapacağız. Özellikle yeni bir dile başladım. Zaten hani telaffuzu zor bir dil olabilir. İspanyolcanın telaffuzunun o kadar zor olduğunu zannetmiyorum ama ağzının alışık olmadığı bir dil. Yani daha önce hiç konuşmadığım bir dil. Bir kere anatomi olarak bile ağız yapımız falan farklı. Bu sebeple onlar mesela daha böyle dillerini dışarı çıkarak, dişlere vurarak konuşmaya yatkınlar. Türkçe biraz daha içte, dilimiz hep içeride kalıyor yani. Biz ona yatkınız daha. O yüzden ağzımızı da alıştırmamız lazım. İndin aşağıya. Burada İngilizce açılıyor sayfa ama önemli değil. Aman sayfayı Türkçe'ye çevirme çünkü bizim İspanyolca bölümüne ihtiyacımız var. A1'den C1 seviyesine kadar okumalar var. İstediğini açabilirsin. Anlam çalışması yapmıyoruz. Gidip kelimeleri sözlüklerden bulmuyoruz. Henüz o aşamada değiliz çünkü, tamam mı? Yeni başladık. Daha bir dur. Sonrasında onu yapabilirsin. Kelime öğrenmek istiyorsan buradaki kaynakları kelimeler içinde kullanmanı önereceğim zaten. Mükemmel bir çalışma yapmış olursun ama İlkine bastık. A1 seviyesine başlatırsan bir de daha ağır, daha yavaş gidiyor. C1 seviyesine nazaran daha rahat etmiş olursun. Burada bir play tuşu var yine, gördün mü? Oynatma tuşu var. Ben buna bastığım zaman şu aşağıdakini tek tek okuyacak birisi, seslendirecek. Basıyorum. Dikkat et. 12 cosas interesantes sobre Nicaragua. Quiero escribir una lista para ti con cosas interesantes sobre Nicaragua. Şimdi bu abimizin telaffuzunu beğenmemiş olabilirsin. Ama kendisi bir nativo, yani ana dili İspanyolca olan birisi. O yüzden herkes Madrid telaffuzuyla konuşmayacak. Bu gibi konuşmalara da alıştırsak kendimizi iyi olur. Dinlemeye devam ediyoruz. Şimdi buradaki çalışmalarını nasıl yapacaksın? Hemen not alıyorsun. Tık tık veriyorum. Açtık. Tamam, metni açtın. Bastın dinleme bölümüne. Dinliyorsun. Metni takip ediyorsun. O okuyor ya, sen de aynı şekilde takip ediyorsun. Ondan sonra bastın. Tekrardan dinliyorsun. İçinden böyle aynı şekilde hani o şeyleri telaffuz etmeye çalış. Bir bak bakalım harfleri aynı şekilde telaffuz ediyor musun?
Üçüncü aşamaya döndüm, bastım. Bu sefer artık sesli bir şekilde okuma yapmaya çalış. Bir bak bakalım yine sesler uyuşuyor mu? Kendine ses kaydı falan da alabilirsin bu arada. İlk söylediğin zaman o arada onun telaşıyla kendini iyi duyamayabilirsin. Sonrasında kontrol edersin. Sonra artık dördüncü aşamaya, artık kaç oldu bilmiyorum, döndün, bastın. Ay dur basmadım burada. Dördüncü aşamaya geldin, artık basma onu. Sen zaten alıştın, ne dinlediğini biliyorsun yani. Burada artık kendi kendine yüksek sesle okumalar yapıyorsun. Yüksek sesle derken bağırmana gerek yok. Quiero escribir una lista para ti con cosas interesantes sobre... Böyle bunu bu şekilde, hızlı bir şekilde söylemene de gerek yok bu arada. Yavaş yavaş tane tane okumaya başladın, tamam mı? İlk yaptığın şeyi düşün. Quiero escribir una lista para ti. Bu niye önemli biliyor musun? Şuradaki mesela U'yu telaffuz etmemen lazım. En çok gördüğüm telaffuz hatalarından bir tanesi bunu quiero diye okumanız. Sizi bir Türk anlar. Çünkü ben biliyorum orada senin U'yu niye söylediğini biliyorum. Ama bir İspanyol için o U hiç telaffuz edilmediğinden ne diyorsun der yani. Hani anlayamaz seni. Bir harf değil mi canım, anlasın diye düşünebilirsin ama adamın dilinde öyle bir şey yok. Öyle düşün. Mesela sürekli birisi sana kamış diyor, tamam mı? İşte dağda kamış gördüm, kamışı şöyle yaptım, kamış bilmem ne falan diyor. Camış demek istiyor ama aslında. Senin için kamış. Ama sen anladın yani benim ne demek istediğimi. O yüzden telaffuzun çok önemli. Karşı taraf seni anlasın istiyorsa güzel bir telaffuzla konuşman gerekiyor. Quiero escribir una lista para ti con cosas interesantes diye yavaş yavaş okumaya başladın. Sonra baktın güzel gidiyorsun. Dedim ben okuyorum ya, oluyor bu iş dedim. Hemen buna bir hız ver. Quiero escribir una lista para ti con cosas interesantes sobre Nicaragua de. Tamam mı? Sonra baktın bu ne de ya dedin, daha da güzel gidiyor dedin. Bunu iyice hızlandır artık. Quiero escribir una lista para ti con cosas interesantes sobre la falan filan diye gittin. Tamam mı? Bunu niye yapıyorsun? Kimseye böyle konuşmayacaksın zaten. Ama hani kimse sana böyle de konuşmayacak. Ama ağzını ne kadar alıştırabiliyorsun? Bu tekerleme söylemek gibi yani. Dilin o dile nasıl dönüyor, ne kadar dönüyor? Bunu test etmen gerekiyor. Velhasıl kelam, bunu bu sayfadan yapabilirsin. Bunu iki tane daha sayfa vermişim. Oralardan da yine yapabilirsin. Çok da güzel bir çalışma olur. Mükemmel olur, yap. Bir de sana dinleme vereceğim. Bu sayfaya bayılıyorum. Sevgili Pablo, birazcık dil bilginin artık olması lazım. Tamam mı? Hani bunu ilk dinlediğin zamanlar çok fazla bir şey... Çok o ya! Bunu ilk dinlediğin zamanlar çok fazla bir şey anlamıyor olabilirsin. O yüzden mesela hani şöyle bir çalışmalar yaptın, diğerlerini dinledin, okudun, çalıştın dil bilgisi olarak. Bir şeyler öğrendin artık, kelimeler öğrendin. Sonra bu Pablo'nun kanalını açabilirsin. Şimdi burada Super Beginner bölümü var. Super Beginner'a basarsan hani ekstra şey gibi bir şey. Ne gibi bir şey ya? Ekstra başlangıç gibi bir şey, tamam mı? Onu açtım. Bu bir oynatma listesi. Sadece Pablo değil, aynı zamanda onun arkadaşlarının da yaptığı bir sürü anlatım var. Çok yavaş konuşuyor, çizerek anlatıyor. Bela sana. Mesela buradaki hanımefendi gibi çizimler yapmış, bir şeyler yapmış. Sana bir şeyler açıklamaya çalışıyor yani. Kelime öğrenimin için çok güzel olacak. Ama dediğim gibi başlangıç aşaması için birazcık erken, biraz daha dil bilgisine hakim olman gerekiyor. Sadece bunu nasıl kullanabileceğini şimdiden açıklamak istedim. Sonra şarkılar, oyunlar, videolar falan dinleyebileceğin başka bir site var. Bunu da dilersen kendin yine inceleyebilirsin. Ekstralarda şurada genel kelime bilgisi var. Oraya bastığın zaman da A1, A2 arası böyle sana çok fazla kelime verecek. İndin aşağıya. İşte dersin ilk günü artikeller, ser, estar, muy, mucho, que mi kullanacağız, cual mi kullanacağız? Bunlara bile tek tek bastığın zaman ekstra aktiviteler çıkıyor. Mükemmel bir anlatım geliyor kendi içerisinde. Ha, onun dışında ne var? Mesela işte hayvanlar var, bitkiler var falan. Bunları ben hiç öğretmiyorum biliyorsun. Özel derslerimde de, yine bu oluşturduğum online kurs akademisinde de, ona da geleceğim videonun sonunda. Orada da anlatmıyorum. Çünkü bunlar senin zaten kendi çapında, kendi başına, kimsenin yardımı olmadan öğrenebileceğin kelime bilgisi. Yani ben sana derste açıp işte köpek perro demek, hadi bunu 5 kez söyleyelim, gerek yok. Sen kendi başına yapabilirsin zaten. Bu sayfadan da yararlanabilirsin. Bu sayfayı da yine öğrenimlerim boyunca kelime öğrenimi olarak kullanabilirsin. Yani şunu demek istiyorum. Sen diyelim ki bu programı açtın, tamam mı? Hemen telaffuza başladım. Buradakileri bitireyim, ondan sonra aşağılara geçeyim diye
Sakın böyle bir şey yapmıyorsun. Bunlar senin 3 aylık, 5 aylık, belki de 1 yıllık, hatta devam edersen 2 yıl, 3 yıl olarak da daha sonrasında da yine kullanabileceğin uzun zamana yaydığımız çalışmalar. Yani bir hafta çalıştım, evet burayı bitirdim, sonra hadi Seleslara geçeyim değil. Bunları yanda takip ediyorsun. Dil bilgisini çalışıyoruz. Mesela atıyorum her gün dil bilgisi çalışıyorsun. Her gün koyarsan tabii çok güzel olur ama hadi koyamadığını düşün. 2 günde bir, 3 günde bir de böyle dinleme yapıyorsun, okuma yapıyorsun vesaire. O şekilde ilerliyorsun. Tamam mı? Bunları da hemen çalışmalarımızın yanına ekliyoruz yani. Önemli. Devam etmeden önce bu videonun içeriğinden eğer hoşlandıysan, kanala abone değilsen, abone olursan, aşağıya bir yorum bırakırsan, beğene tıklarsan falan, hani bu tarz bir şeyler yaparsan eğer bana da bu platformda destek vermiş olursun. Ben de mutlu olurum. Şimdi geldik dil bilgisine. Dil bilgisi deyince, gramer deyince öğrenciler böyle bir korkuyor. Ya da mesela Instagram'da sürekli şey geliyor. Ben dil bilgisi öğrenmek istemiyorum, sadece konuşmak istiyorum. Sadece işte konuşulanları anlamak istiyorum. Bunu niye böyle dediğinizi biliyorum. Yıllardır süren bir İngilizce öğrenimimiz var ya, ondan korktuğunuz için ihtimalle söylüyorsunuz ama dil bilgisini öğrenmeden, dilin bilgisine sahip olmadan biz ne cümle kurabiliriz ne de konuşalı anlayabiliriz yani. Hatta şöyle söyleyeyim. Nasılsın? Mesela herhangi bir uygulamadan, herhangi bir şeyden como estas denildiğini gördün diyelim. Como estas da bir dil bilgisi. Oradaki como'nun kullanılışı, soru haline gelmesi, estar'ın nereden geldiği, niye estas şeklinde söylenildiği, bunların hepsi dil bilgisi. Dil bilgisi ağır bir şey olmak zorunda değil. Dil bilgisi uzaydan gelen bir şey olmak zorunda değil. Türkçe açıklamalarla, mantığını kavrayarak ilerlediğin zaman senin can dostun olacak bir şey, öyle söyleyeyim. O yüzden dil bilgisinden kaçmıyoruz. Aksine dil bilgisini sahipleniyoruz, kucaklıyoruz onu. Sadece Türkçe olarak onu öğrenmeye çalışabilirsin. Ya da başka bir dile çok hakimsindir. Hani o dilin üzerinden öğrenmeye çalışabilirsin. Ama ezber yapmaman lazım. Yani ezberi bugün yaparsın, yarın yaparsın. Çok güzel bir kapasiten vardır mesela. Bir ay boyunca ezber yaparsın. Bir şeyleri ezberlersin. Ama o ezber seni bir yerde bırakır. Anlamını bilirsen, neden öyle kurulduğunu bilirsen benzer bir cümleyi çok rahat bir şekilde yaparsın. Ama sadece ezberlediysen çok benzer bir cümleye, sadece kişiyi değiştirip ya da zamanı değiştirmen gereken bir şeyi yapamazsın. Dil bilgisi senin için önemli. Benim bütün eğitimlerimde dil bilgisi öğreneceksin. Ama bu dil bilgisi senin ihtiyacın olan kadar olacak. Türkçe açıklamalarla birlikte olacak. O yüzden yorulmadan öğreneceğini düşünüyorum. Şimdi baktık bu dil bilgisine. İlk başta bütün mantığını kavrama bölümlerinde renklendirme tekniğiyle İspanyolca kitabını, yani şu kitabımızı göreceksin. Başka kaynaklar da edinebilirsin. İlla bunu alman lazım, bunun gibi başka bir kitap piyasada yok demek istemiyorum. Sadece benim eğitimlerime güveniyorsan eğer, benim anlatımlarımı merak ediyorsan, benimle birlikte çalışmak istiyorsan eğer bu kitabı çalışabilirsin. Bu kitabın yine örneklerini vermek istiyorum. Diyelim ki bir şeylere çalıştım. Daha sonrasında bolca pratik yapman lazım. Cümle nasıl kurulur bir kere bunu görmen lazım ezberleyerek ilerlememen için. Yine kanıtım videolarını izlersin ama herhangi bir şekilde bir sayfa açtım. Bolca örnek göreceksin. Türkçe açıklamalar göreceksin. İspanyolca açıklamalar göreceksin. Ve bunlarla bir şeyi o kadar fazla tekrar edeceksin ki yani artık hani sonunda bir şekilde öğreneceksin. Sadece dil bilgisi açısından değil, temel düzeyde kelime öğrenebilmen açısından da faydalı olduğunu düşünerek yazdığım bir kitap. Bunu da o şekilde elde edebilirsin. Aynı zamanda videonun sonunda hediye bir kod vereceğim sana. Video eğitimlerim başladı. Online İspanyolca Akademisi başladı. %50 indiriminden yararlanabileceğin bir kod vereceğim. O kursu da aldığın zaman hem bu platforma hem bu programa erişmiş olacaksın. Hem bunun dijital halini sana hediye etmiş olacağım. Hem de Discord programına katılabileceksin. Oraya da geleceğiz. Diyelim ki bu kitaptan ya da başka herhangi bir kitaptan dilin bilgisini çözdün. Mantığını kavradın. Artık dedim ben hazırım, başka bir şeyler çalışabilirim. İspanyolcayı İspanyolca üzerinden de öğrenebilirim dedin. Ben sana gördüğün gibi bu tarafta kaynaklar bölümünde ve ekstralar bölümünde daha başka egzersizler vermişim. Bu egzersizlere tek tek bastığın zaman yeni yeni sayfalar açılıyor. Yepyeni yerler açılıyor yani. Onlara gidip onlarla da çalışabilirsin. Ya da mesela kitaptan çalışmak yormuştur artık seni ya. Sürekli cümle kurdum artık beynim yoruldu diyorsundur. Ne yaparsın? Sana burada oyunlar verdim mesela. Oyunlara basarsın. Ya da çocuğunla vesaire oynamak istiyorsundur. Serestar'ın oyununa gidiyorum, tamam mı? Hadi gidelim, gösterelim. Bu zaten birçok öğretmenin de kendi kurslarında kullandığı bir sayfa.
sadece İspanyolca için değil, İngilizce için de mutlaka bir yerlerden ya da çocuğunuz falan varsa görmüşsünüzdür. Bastım buna, start verdim. Hadi sesi de çalın. Şimdi diyor ki serli olanları vur diyor. Mesela Lateria, diyelim ki sere biraz çalıştın artık cümlelerini kurabiliyorsun. Ama oyun şeklinde oynamak istiyorsun ya da hız kazanmak istiyorsun. Hangisine ser gelir ona vurman lazım. İşte La Señora Delgado bla bla bir profesora. Es gelir, tamam mı? O yüzden ona vurduk mesela. Tamam diyor, sen durumu anladın, çözdün. Sana böyle bir oyun yaratıyorum artık diyor. Hangisine seri kullanman gerekiyorsa artık bastım, tamam mı? Hangisine ser gelir diye düşünüyorsan daha eğlenceli bir şekilde bir oyun haline getirdim. Bu sana hızlı geliyor olabilir. Hemen yanında bunun başka halleri var. Mesela kutu açma bölümüne gidelim, tamam mı? Bastım, geldi bir tanesi. 3'e basalım hadi. Bunlar daha yavaş. Öbür köstebekler gibi kaçan koşan bir şeyler değiller. Sadece yukarıda bir zamanın var. Yani ona göre bastıktan sonra ser mi gelir, ester mi gelir seçimini yapıyorsun. Daha sonrasında sen seçtikçe yeni kutu açılımların var. Başka birileriyle de oynayabilirsin. Zaten öğretmenler de bunu derste grup çalışması olarak veriyorlar. Ama öyle bir imkanın varsa kimseyle oynayabilecek bir durumda değilsen de açıp kendi başına oynarsın. Sadece bunda değil, yine programda gördüğün gibi koyabildiğim kadar fazla oyun koymaya çalıştım. Aynı zamanda burada bu kitabımızda yani metin çalışmaları yapıyoruz. Tamam mı? Mesela atıyorum seri öğrendin, esteri öğrendin, teneri öğrendin, bir şeyler öğrendin artık. Bunlarla ilgili, sadece bunlarla, başka yerlerle alakalı değil. Bunlarla ne kadar çok cümle kurabileceğini görmen için abartalım bölümlerimiz var. Abartalım bölümünde 8-10 tane, 15 tane artık ne kadar cümle varsa böyle bir paragraf oluşturuyoruz ya da diyaloglar oluşturuyoruz. Onu senden İspanyolcasına çevirmeni bekliyorum. Yine kitaptan kontrol edebileceğin şekilde İspanyolca bölümü de var. Bu kitabı zaten yazmamın sebebi şuydu. Benim müfredatım diğer müfredatlara göre daha farklı. Yani hani ilk girdiğin andan itibaren cümle kur istiyorum. Kelime öğren, öğren, öğren. Sonra o kelimeleri birleştiremedikten sonra kelime öğrensen neye yarar çünkü? Cümle kurabilmeni istediğim için ilk dersten itibaren nasıl kurulur, nasıl yapılır, nasıl bu işler nasıl yürür bunları gör diye yazdığım bir kitap. Buna alıştıktan sonra başka şeylere de yine dediğim gibi çalışabilirsin. Ama bak sana şurada metin alıştırmaları vermişim mesela. Biraz daha zor bölümleri artık. Buraları çalıştım vesaire. Şu yukarıda 9 tane egzersiz var. A2 seviyesine kadar giden şeyler. Dilediğini seçebilirsin. Ben senin için 4. egzersizi uygun görmüşüm ama ben öyle öngördüm ama sen daha fazla çalışmak istiyorsundur. Biraz daha bilgin vardır. İstediğin egzersize gidebilirsin. Böyle bunları doldurarak ilerliyorsun artık. Boşluk doldurma çalışmalarını ben hiç sevmiyorum. Ama alıştırmaların çoğu da boşluk doldurma şeklinde. Yani sınava yönelik şeyler oldukları için bunlar hep böyle boşluk doldurma olarak geçiyor. Nasıl daha fazla yararlanabiliriz? Boşluk doldurma çalışması bizim için nasıl daha fazla etkili olur? Ona değineyim. Öncelikle niye etkili değil onu söylemiş olayım. Şimdi zaten boşlukların yanında burada değil ama çoğunda böyle bir parantez içerisinde eylemi veriyor, tamam mı? Ter olur, ester olur, işte kerer olur, ablar olur vesaire. Sonra zaten başlıkta da senin onu işte genç zamanda çek, geçmiş zamanda çek falan ne yaptığın belli. O yüzden cümleyi okumadan alıyorsun direkt onu hop çevirip geçiyorsun. Ne anladık buradan? O zaman bunu yapacağını, o cümleyi sana boştan yere yazacağıma yani ben giderim derim ki al sen bu eylemi orada çek, burada çek, şurada çek. Öyle bir alıştırma yap derim. Boşluk doldurma çalışmalarını hiç etkili bulmuyorum. Özel derslerimde de öğrencilerime boşluk doldurma çalışması verdiğim zaman ki daha fazla egzersiz yapabilsin diye vermem gerekiyor yani görsün diye. Çalışma yöntemini açıklayarak veriyorum. Boşluğu doldurdun. Tamam baktın güzel. Cümlenin doğruluğundan eminsin artık. O cümleyi bir Türkçe'ye çeviriyorsun öncelikle, tamam mı? Ne anladın? Ne anladığını yazdıktan sonra araya birazcık zaman koy. Saatler koyabilirsin, bir gün koyabilirsin ya da ne bileyim artık nasıl çalışıyorsan arayı çok açmamaya çalış ama. Daha sonrasında bu Türkçe cümleleri sıfırdan İspanyolca'ya çevirmeye çalış. Çünkü günlük hayatta biz konuşurken kimse bize gelip de işte şöyle bir cümle söyleyeyim ben. Dilan'da hadi sen şu arayı doldur, hadi ne gelir o eylemi koy diye bir şey yapmayacak. Senin sıfırdan cümle kurabilmeyi öğrenmen gerekecek. O şeyi düşünebilmen gerekecek. Türkçeyi basitleştirip düşünebilmen gerekecek. Ki bu bence hepsinden çok daha önemli. O yüzden sıfırdan cümleyi kurmaya çalış. Daha sonrasında zaten İspanyolca kurulmuş, doğruluğundan emin olabileceğin bir cümle var. Gidip kontrol edebilirsin. Böylelikle hani ekstra kimseyle çalışman gerekmez.
Ha yanlışın çıkar, bunu birilerine kontrol etmen gerekir. O zaman artık evet birisiyle çalışman gerekiyor demektir. Ama evde kendi kendine, kendi başına yapabil diye uğraştığımız için sana verebileceğim en iyi tavsiye bu olur. Boşluk doldurmaları lütfen daha çok verim alabileceğin şekilde çalışmaya çalış. Bu da dil bilgisi bölümüydü. Buradakilerin her birini tek tek incelersin. Neyin nereden geldiğine bakarsın. Bu birinci seviye bu arada. Ben aynı zamanda ikinci seviye, üçüncü seviye, işte dördüncü seviye diye yazmaya devam edeceğim. Bunu da senden saklamak istemedim. O yüzden driver'ları hani bu dosyayı bölmek istemiyorum. Aynı dosyanın içerisinde her birine sahip olmanı istiyorum. Ben diğerlerini geliştirdikçe ki şu anda çok fazla bir şey ekleyemedim. İkinci kitap çıktı biliyorsunuz. Ama ikinci kitapla birlikte çalışabileceğin egzersizler de eklemek istiyorum. O anki bilgilerimiz de biraz daha zor olduğundan zaman alacak ama ben ekledikçe, bu driver'ı geliştirdikçe sen de onlara hakim olacaksın. Dil bilgisini çalıştık, kulağımızı çalıştık, okuma yaptık, telaffuz çalıştık. Ne lazım? Bir de bunu pratik etmek lazım. Şimdi özel ders alıyor olsan her derse girdiğinde ne yapıyorsun? Zaten bilgilerini cümle haline dökmeye çalışıyorsun. Çünkü öğretmenin seninle cümle kurabilmeye çalışıyor. Onları konuşma haline getirebiliyor musun? Bunlara bakıyorsun. Ama diyelim ki kendi kendine çalışıyorsun ve belirli bir yere geldin. Bunun mutlaka pratiğini yapman lazım. En kötü ihtimalle kendi kendine konuşuyor olman lazım. Onda da işte hem sıkıcı olabilir, kendi kendine konuşmaya alışık olmayabilirsin. Hem de doğruluğundan nasıl emin olacaksın? Mesela ben çalışırken, kendi başıma çalışırken, bence benim için en verimli olan şey kendi kendime konuşmak oldu. Hala yapıyorum. Mesela diyelim ki mutfaktayım ve bir şeylerle uğraşıyorum. Orada birini hayal edip ona anlatıyorum mesela. Yani diyorum ki işte bugün şöyle oldu, böyle oldu, geçmiş zaman çalıştım mesela. İşte o oraya gitti, bu buraya gitti, şu şunu yaptı falan diye öyle anlatıyorum yani. Sadece beynimden bir şeyler İspanyolca süzgeçten geçsin diye yapıyorum. Ya da geniş zaman biliyorumdur, henüz geçmişi görmemişimdir. Ben genelde şöyle yapıyorum, şuraya gidiyorum, senin haftan nasıl geçiyor, neler yaparsın diye sorularımı sordum, karşı taraftan cevap aldım, kendim sordum, kendim cevapladım. Hani bir şekilde böylelikle çalışmış oldum. Emir kipi çalıştım mesela. Pencereyi aç, soğan var mı bir bak. İşte yok mu markete git, marketten al, getir falan gibi onları çalıştım. Umarım ne demek istediğimi anlamışsındır yani. Neye çalıştıysam o şekilde cümleler kurdum. Diyelim ki pencereyi aç demeyi bulamadım. Türkçeyi basitleştirerek düşünebilmek bizim için önemli demiştim. Pencereyi açar mısın şekline getirdik. O da zaten şurada daha benim ilk derslerde başlangıç aşamasına giren bir öğrenciye yani ilk müfredat artık ne kadar ilk diye denilebilirse orada gösterdiğim bir eylem. Çok daha rahat bir şekilde B1 seviyesine gitmeden bu tarafta kurabileceğin bir cümle olmuş olur. Böylelikle rahat edersin. Baktın ama kendi kendine konuşamıyorsun. Ya da tamam kendi kendimizle de konuştuk ama birisi de olsa hoş olur yani. Yani onunla da konuşsam, o da bana bir şeyler söylese, ondan kelimeler öğrensem. Çünkü kendi kendine konuşursan kelime dağarcığı kısıtlı zaten. Ne kadar fazlasını öğrenebilirsin. Ama karşı tarafta birisi olursa daha iyi olur. Bunun için sana verebileceğim birkaç öneri var. Çeşitli arkadaşlık edinebileceğin uygulamalar var. Ama yine uyarımı yapıyorum. Yani Türkçe konuşurken bile arkadaş edinmek zor olabilir. Örneğin sohbetin iyi değilse, ne konuşacağını bilmiyorsan, konu açmayı, konuyu sürdürmeyi Türkçe olarak bilmiyorsan, Türkçe konuşan birisiyle de arkadaşlık kurman senin haliyle zor olacaktır. O yüzden böyle bir durumda İspanyolca konuşarak bir arkadaş edinmeye çalışmanda da sıkıntılar yaşaman normal olur. Yine çeşitli arkadaşlık edinme siteleri var. Çeşitli verebileceğim tüyolar da olur. Ama bu videoyu o tarafa da çekip daha fazla konuyu uzatmak istemiyorum. Eğer arkadaş nasıl edinilir ya da birine ilk yazdığımız zaman neler yazmamız gerekiyor, bunlara dair merakın varsa yorumlara belirtirsen eğer ben bunu değerlendirmeye alırım. Ayrı bir videosunu çekeriz. Eğer imkanın varsa mesela konuşmaya yönelik, konuşma pratiğine yönelik özel ders alabilirsen karşı taraftaki yani öğretmenin senin hangi seviyede olduğunu bildiği için ona göre sohbet eder seninle. Böylelikle hani zaten bildiğin bir çemberi genişletebileceğin, kullanabileceğin alanlar yaratır sana. Özel ders alabiliyorsan eğer imkanın varsa bunu bir değerlendir. Bir de sözlük önereceğim sana. Hani Google çok fazla güzel bir çeviri yaptığını söyleyemem ama şu sayfayı kullanabilirsin. İngilizceniz varsa eğer her şey çok daha basit oluyor. Çünkü İngilizce, İspanyolca kaynaklar çok daha fazla. Ya da yine İngilizceniz varsa bu sözlüğü de kullanabilirsiniz. Ne yazık ki Türkçe, İspanyolca şeklinde yok ama Türkçeden İngilizce, İngilizceden İspanyolca'ya belki deneyebilirsiniz. Çünkü çok daha başka kullanımlar veriyor. Ya da dediğim gibi bu sayfayı kullanabilirsiniz. Bununla da birlikte hem kelimeyi görüyorsunuz, hem kelimenin başka anlamlarını görüyorsunuz, hem de kelimenin cümleler içerisinde kullanımlarını görüyorsunuz.
ya da Google'ı da kullanabilirsiniz ama yanına bunu da eklerseniz yine güzel olur. Şunlarla kendine bir yol çizebilirsin. Sonuç olarak bütün bunlarla birlikte bir ana kaynak edindin. Ana kaynağın çok önemli. Bir adet defter edinebilirsen ya da yazarak çalışmayı sevmiyorsan eğer internet ortamında yazı yazabileceğin, notlarını tutabileceğin bir yer edinmen önemli. Çünkü kendi notlarını alman gerekecek. Böyle bir şey edindin. Nasıl gideceğin belli, programın belli. Bu programı takip edebilirsin. Ben de kendi özel derslerimde yine bu programı takip ediyorum. Bu programı benim eğitimimle, benim koçluğumda ilerletmek istersen eğer ki burada anlattıklarımı çok daha detaylandırdığım, birlikte cümle kurmaya çalıştığımız, sana ödevler verdiğim, başka şeyler, kitapta olmayan yine başka bilgiler de gösterdiğim bir eğitim var. Online İspanyolca Akademisi 1. seviyemiz yayına girdi. Bu eğitim 18 saat 30 dakikadan oluşan bir eğitim. Ve dediğim gibi böyle hani kelime öğretimine falan filan girip de size slaytlardan bir şey okuyup göstermeler yapmaya çalıştığım bir eğitim değil. Gerçekten cümle nasıl kurulur bunu göstermeye çalıştığım, ilk derslerden itibaren senin cümle kurmanı beklediğim bir eğitim. 40 bölümden oluşuyor bu eğitim. Sana içeriğini de göstermek isterim. Nasıl çalışmalıyım bölümünü geçiyorum. Telaffuz vesaire de geçiyorum oralarda. Ser ester ilk dil bilgisi konumuz olduğu için bununla başlayalım. Bu konumuz mesela 41 dakikadan oluşuyor. Benim anlatımımla birlikte ilerliyorsun. Ama ekran paylaşımıyla ilerliyoruz. Yani ben ne yazıyorsam, sana ne gösteriyorsam bunların hepsine hakim olmuş oluyorsun. Aynı zamanda bu derslerin hızımı şuradan ayarlayabilmen mümkün. Dilersen iki katına çıkarabilirsin. Daha yavaş gitmesini istiyorsan çünkü ben sana düşünmen için işte bu cümleyi sen de kur kendin de ilerlet diye zaman vermek istiyorum. Zaman tanımak istiyorum. Daha fazla zaman almak istiyorsan eğer videoyu yarı hızına düşürebilirsin. Bu şekilde ilerletebilirsin. Ve bu bir video eğitim olduğu için bu eğitimi ömür boyu istediğin yerden istediğin kadar istediğin saatte izleyebilmen mümkün. Bunu bir kez aldıktan sonra yani bu eğitim seninle kalmış oluyor. Daha sonrasında sen kendi çalışma programında işte şu gün bunu izlemek istiyorum, bugün bunu yapmak istiyorum, şunun ödevlerini şu tarafa yapmak istiyorum diye kendine bir program oluşturup bu şekilde ilerleyebilirsin. Dediğim gibi benim koçluğumda ilerlemek istersen eğer aslında sınırlı sayıda bir kontenjan oluşturmuştuk ama bu videoyu çekmek aklımda yoktu. Yine bu videoyu izleyenler de kullanabilsin diye buraya Monkito, i ile değil i ile Monkito 50 indirim kodunu bırakıyorum. %50 indirim yakalayabilirsin. Bunun için de 10 günlük bir süre öngördük. Bu videonun yayın tarihinden itibaren 10 gün süren var yani eğitimi elde edebilmen için. Bu eğitime erişebileceğin linki de hem açıklamalara hem de yorumlara bırakacağım. Yine kodu da oraya eklemiş olacağım. Bu videoyu eğer daha sonrası bir tarihte izlersen indirimin süresi bittiği için koddan yararlanamayacaksın. Ama yeni haberlerden, yeni gelişmelerden haberdar olmak istersen eğer yine Superpeer linkini bırakacağım. Oraya basıp ücretsiz abone olursan benim yüklediğim her şeyden, yaptığım bütün yeniliklerden haberdar olabilirsin. Umuyorum bu program senin için yararlı bir program olur. Umarım İspanyolcaya çok keyifli bir başlangıç yaparsın. Dediğim gibi aşağıya herhangi bir yorum bırakırsan, hatta bu programı uygulayacaksan eğer ben şu tarihte programa başlıyorum şeklinde bir yorumun olursa diğer öğrencileri de motive edici bir yorum olmuş olur. Bana da bu platformda destek vermiş olursun. Sevinirim. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hasta luego.